günlerden 15 Ağustos Pazar. Ben Gülcan Taşkan. Nevşehir'e bölgeden güncel haberlerle karşınızdayım. Şimdi haberler. Nevşehir-Kayseri yolunda meyve suyu yükü tır devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada iki araç sürücüsü de yaralandı. Nevşehir-Kayseri yolunda meyve suyu yüklü tır devrildi. Yol kapandı, trafik felç oldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada trafik gidiş ve geliş istikameti kapandı. Tırdan yola saçılan gıdalar güçlükle temizlenirken insanlar araçlarından inerek saatlerce yolun açılmasını bekledi. Şarampole yuvarlanan tır kazasında yaralanan iki kişinin ise sağlık durumlarının halen ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İşte tır kazasından o görüntüler. Dikkat telefonu. Var. Tepkiler büyük. Sürekli su kesintilerinden rahatsızlıklarını dile getiren Nevşehirli vatandaşlar gazetemizi arayıp her yerde sel baskını var. Nevşehir'de su kesintisi. Sulu şehirde susuzluktan öleceğiz dediler. Nevşehir Belediyesi'nin plansız programsız yaptığı işler nedeniyle mahallelerde yaşanan su kesintisi tepki ve rahatsızlıkları da beraberinde getirdi. Nevşehirli vatandaşlar, belediye altyapı çalışması yapıyor, bulunduğu her yeri kazıyor ve oyuyor. Sonra da ceremesini bizler çekiyoruz. Ya yolda araçla gidemiyoruz ya da su kesintisi var. Bu nasıl iş böyle? Bir çalışma yapılacağı zaman öncesinde duyurulur. Vatandaşlar da ona göre önlemini alır. Bir yer bitmeden başka bir yere başlıyorlar. Bizler susuzluktan ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bu devirde böyle su kesintisi mi yapılır? Artık su kesintilerinden bıktık. Allah'ın suyunu bile kısıtlıyorlar. Allah veriyor, bunlar kesiyor. Abdest bozmaya bile sular kesilir diye korkar olduk dediler. Kavak Belediyesi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi afet bölgesine yardım elini uzattı. Nevşehir merkeze bağlı Kavak Belediyesi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi afet bölgesine yardım elini uzattı. Yoğun yağış nedeniyle sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bir yardım da Kavak Belediyesi'nden geldi. Kavak Belediyesi Başkanı Feridun Bağcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vidanjör ve şoförlerimizi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi afet bölgesine yardım için yola çıkarttık. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin inşallah, ifadelerine yer verdi. Nevşehir'e gelerek etkinlik yapması beklenen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın programı iptal edildi. Nevşehir'e gelerek etkinlik yapması beklenen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın programı iptal edildi. Konu hakkında Nevşehir Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada
16-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Hacı Bektaş ilçesinde yoğun etkinlikler yapılacağından dolayı programların çakışmaması için Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın katılımıyla 18 Ağustos tarihinde yapılacak program Ankara Hacı Bayram Veli Camii'ne alınmıştır denildi. Gümrük ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Trabzon ziyaretinde fındık toplama fırsatı buldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından organize edilen Trabzon ziyareti gerçekleştirildi. Ziyareti Gümrük ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız da eşlik etti. Ziyaret esnasında Trabzon fındık tarlalarına giden Hisarcıklıoğlu ve Parmaksız burada fındık toplama fırsatı buldu. Fındık hasatının önemli olduğuna dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeni sezonun bereket getirmesini diledi. Çiftçiler ise ziyaretten duydukları memnuniyetle niyeti dile getirdi. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve yöneticileriyle Kayseri Serbest Bölge'de bir araya geldi. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve yöneticileriyle Kayseri Serbest Bölge'de bir araya geldi. Toplantıda Kayseri'ye yapılacak yatırım ve desteklerle sanayicinin önünü açacak konular istişare edildi. Kayseri'de çok önemli bir toplantıya ev sahibi yaptıklarını söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu ve kıymetli yöneticileriyle Kayseri Serbest Bölge'mizde bir araya geldik. Üretenin daima yanında olan devlet ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu ülkeye hizmet etmek sadece baraj yapmak, yol, köprü yapmak değil. Aynı zamanda sanayinin önünü açarak Türkiye'nin ihracatını yurt dışına açmak ve burada hem istihdam oluşturmak hem de gayri safi milli hasılanın yükselmesi, ekonomik refahı sağlamak üzere seferberlik yapmaktır diyerek açıklamasını şu sözlerle devam etti. Bu kapsamda da Türkiye Yatırım Ajansı eski ismiyle, yeni ismiyle Türkiye Yatırım Ofisi güzel hizmetler yapıyor. Her ülkede çok aktif bir şekilde çalışan vatandaşlarımız var, buraya bağlı ekip var. Dolayısıyla Kayseri'ye ziyaretlerinde de Kayseri'ye yapılabilecek yatırımlar, destekler, ihracatın önünü açma ya da sanayicinin önünü açma ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Ahmet Bey'e ve ekibine ben teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri'ye desteklerini bekliyoruz. Sanayici bizim için en önemli sırtımızda taşımamız gereken kişiler. Çünkü her bir sanayiciye baktığımızda binlerce kişiyi istihdam ediyorlar. Binlerce kişinin ekmek yemesine vesile oluyorlar. Dolayısıyla Kayseri gibi Orta Anadolu'da bulunan dezavantajlı bir bölgede insanların sanayi üretimi yapıp yurt dışına satması gerçekten takdire şayan. Dolayısıyla ben hem serbest bölgedeki hem organize sanayideki tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara daha güzel yatırım imkanları versin. Hayırlı rızık, helal bol kazanç ve güzel bir pazar versin. Ve bu ülkeye daha fazla istihdam, daha fazla ekonomik girdi sağlasınlar. Bu kapsamda da ben Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin her türlü bize desteği vereceğinden eminim. Tekrar ziyaretlerinden dolayı değerli başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'ysa açıklamasında şu sözlere yer verdi. Sebebiyle teşekkür ederiz. Ayrıca tüm yönetim kurulu üyelerine, bölge müdürümüze teşekkür ederiz bugün burada bizi ağırladıkları için. Başkanımız çok güzel özetlemiş oldu aslında. Kayseri, Orta Anadolu bölgesinde bir çekim merkezi. Biz uzun yıllardır yatırımcılara bu bölgedeki imkanları anlatıyoruz. Zaten hali hazırda da bölgenizde uluslararası yatırımcılarımız var. İnşallah onları da zaten bu ziyaret vesilesiyle tesislerine ziyaret edeceğiz. Biz uluslararası yatırımların, yatırımcıların ilgisinin arttığı bir dönemdeyiz ve Türkiye'de farklı bölgelerdeki endüstriyel alanlarda bu yatırımların hayata geçmesi için çalışıyoruz.
Yakın zamanda da bazı şirketlerin burada saha ziyaretleri yapmasına, çalışmasına da vesile olduk zaten. Bugün yerinde inceleyerek, yerinde görerek Kayseri'deki potansiyeli biz de daha yakından müşahede etmeye geldik. İnşallah başta sanayi bölgelerimiz olmak üzere, serbest bölgemiz ve organize sanayi bölgemiz, yereldeki tüm paydaşlarla irtibat halinde Kayseri'ye daha fazla yatırım getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. İstikametinden Mersin istikametine seyreden 35 yaşındaki Burhan K. idaresindeki Mercedes marka tır otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada 3 çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Aksaray-Ankara karayolu TOKİ kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinden Mersin istikametine seyreden 35 yaşındaki Burhan K. idaresindeki 33NJB12 plakalı Mercedes marka tır TOKİ istikametine dönüş yapmak isteyen 37 yaşındaki Cemil Öğ yönetimindeki 06BGM094 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan çocukları 13 yaşındaki Sevgi Öğ, 9 yaşındaki Muhammed Mustafa Ö ve 5 yaşındaki Rüzgar Ö yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ve polis ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri Valisi Şeymus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, selin meydana geldiği Pınarbaşı ilçesine bağlı Ulukaya Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı 170 nüfuslu Olukaya Mahallesi'nde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen sel mahallede maddi hasara yol açtı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şeymus Günaydın'la birlikte mahallede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü. Tüm ekiple birlikte yapılan çalışmaları hem yerinde görmek hem de ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ilçeyi ziyarete geldiklerini ifade etti. Vali Günaydın, selde zarar gören ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sıkıntıların bir an önce giderileceğini belirtti. Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, selden etkilenen baştan sona vatandaşların sıkıntılarını, taleplerini giderme yönünde gayret göstereceklerini ve bir koyun ile kuzunun telef olduğunu öğrendiklerini söyledi. Büyükkılıç, sıkıntıları en kısa zamanda gidereceklerini ifade ederek, muhtarımıza, köyümüzün güzel insanlarına, halkımıza teşekkür ediyor, bununla geçmiş olsun diyor, taleplerini en kısa zamanda giderme yönünde ekiplerimizle birlikte gayret göstereceğimizi burada paylaşmak istiyoruz dedi. İlçedeki çocuklara Kayseri spor forması ve futbol topu hediye eden Vali Günaydın'la Başkan Büyükkılıç'a inceleme sırasında Pınarbaşı Kaymakamı Salih Başar'a, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu'yla Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk eşlik etti. Milyonları ilgilendiren erken emeklilik müjdesinin tüm detayları şimdi haberimizde. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ile sonrasında çalışanlar arasında farklı emeklilik hesaplamaları bulunuyor. Emekli olmak için gereken şartlardan prim şartını çalışarak ya da kendiniz her ay ödeyerek tamamlayabiliyorsunuz. Burada bir başka yöntem ise borçlanmak. Yani belli günleri satın alarak kullanabiliyorsunuz. Bu özel sürelerden birisi de askerlik. Askerlik günleri erkek sigortalılara hem prim güne kazandırıyor hem de erken emekli olmalarını sağlıyor. Erken emeklilik için işe girdiğiniz tarih ile askerlik yaptığınız dönem önemli. Askerliğin sigortalı olduğunuz tarihten önce ya da sonrasında olmasına durum değişiyor. Burada en avantajlı kesim önce askerlik yapıp sonra çalışma hayatına başlayanlar. Bu durumda askerlik süreleri sizin işe giriş tarihinizi geri çekiyor. Yani ne kadar süre askerlik boşlanırsanız o ilk sigorta olduğunuz tarih o kadar geri çekiliyor. Bu da emekliliği erken alıyor. Emeklilik yaşı kademeli arttığı için geriye çektiğiniz tarih sizi bir önceki kademeli getirerek bir yaş kazandırıyor. 9 Eylül 1999'dan sonra emeklilik şartları erkekler için 60 yaş ve 70 bin güne çıktı. 1990'dan önce askerlik yapmışsa birkaç günlük borçlanma ile yaş şartını 58'e, primi de 5900'e düşürerek 2 yıl kazanabilme imkanı var. Hatta 23-11-1998 öncesine çekebiliyorsa 50 yaşa tabi olup 3 yılda kazanabiliyor. Az teğmenler ise sadece yedek subay okulundaki süreyi borçlanabiliyor. Borçlanmayı hemen ya da emeklilik öncesi yapabilirsiniz. Tek fark miktar değişiyor. Askere sonra gidenler de prim eksiğini doldurabiliyor. Askerliği sigortalı olduktan sonra yapanlar için de imkan var. Bu durumdakiler işe girişi geri çekemiyor ama yatırdıkları gün sayısınca prim kazanıyor. Eksik primi olanlar bu imkanı kullanabiliyor. Böylece çalışmadan prim kazanmış olabiliyorsunuz. Son
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tek seferlik 9000 TL almak mümkün. Hesabında para olup olmadığını sorgulamak isteyenler bu bilgileri nereden öğreneceklerini merak ediyor. Detayları haberimizde. Sosyal Güvenlik Kurumu, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bazı başlıklar altında ödemeler yapıyor ve almayı unutan vatandaşların hesabında bu paralar birikiyor. Cenaze yardım miktarı her sene asgari ücret baz alınarak hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyatları endeksi oranlarına göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 lira olarak açıklanmıştı. 2021 yılındaysa cenaze ödeneği miktarı 917 liraya yükseltildi. Cenaze ödeneği temelde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenir. Cenaze yardımı ödemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışma hayatını devam ettiren veya emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak bir yıllık süreyi tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan, aynı sene içinde vefat eden vatandaşların defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Yardım talep edebilecek olan yakınlarıysa öncelikle hak sahibi nikahlı eşi sayılır. Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir. Çocukları da yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir. O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır. Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler içinse masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden, sürekli olarak iş göremezlik geliri, malulen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden, kendisinin adına en az 360 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sarıcı Sümer, Rusya'da yapılacak olan Dünya Gençler Tırmanış Şampiyonası'nda Ay Yıldızı formayla ülkemizi temsil edecek. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Rusya'da yapılacak olan Dünya Gençler Tırmanış Şampiyonası'nda Ay Yıldızı formayla ülkemizi temsil edecek. 2021 Dünya Gençler Tırmanış Şampiyonası Rusya'da yapılacak. 20-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında Rusya'nın Voronej şehrinde gerçekleştirilecek olan şampiyona öncesinde Türk milli takımı kadrosu açıklandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından açıklanan ve 8 kişiden oluşan milli takım kadrosunda Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacı Sümer de yer aldı. Sümer, 20 Ağustos Cuma günü milli takım kafilesiyle birlikte Rusya'ya gidecek. Şimdi Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Ağustos Pazartesi Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 24. Acıgöl en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 25. Avanos en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 27. Derinkuyu en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 24. Gülşehir en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 27. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 24. Kozaklı en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 26. Ürgüp en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 26. Ağustos Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Aydın ve Özlem Eczanesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Avanos Eczanesi, Derinkuyu Haliloğlu Eczanesi. Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Kaya Eczanesi, Ürgüp Yaşam Eczanesi. Bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.